YouTube'un en kreatif kanalı Kreasizm'e hoş geldiniz. Milan efsanelerinin peşinde top açılımı videosunda karşınızdayım. İlk etapta 9 top açacağım. Bunlar oyunun verdiği ödüller. Geçen hafta boyunca açmadım. Verirse ne ala, MyClub mağazasıyla işimiz olmaz. Vermezse video sırasında, video kaydı sırasında MyClub'dan girip birazcık coin almak durumunda kalacağız. Yaklaşık olarak 20-21 tane top açmayı planlıyorum. Dediğim gibi 2 tane stoperden herhangi birini vermezse, verene kadar açacağız. Vermezse de 21 kadar açacağım. Ondan sonrası zaten yok. Yapacak bir şey yok. Bu top açılımını yapmamızı sağlayan Hakan abiye başta teşekkür etmek isteyeyim. İstiyorum. Katıl butonuyla kanala destek olduğu için kendisine çok çok teşekkür ederim. Özellikle bu haftaki top açılımını ona borçluyuz. Her hafta aynı şeyi söylüyorum aslında. Bir katıl butonuyla destek olmak veya sponsorluk anlamında bir top açılımında destek olmak bu açıdan önemli. Bu tip videoları bu şekilde çekebiliyoruz. Maalesef Konami'nin efsaneleri coins de vermesi sebebiyle diyelim ve lafı çok uzatmadan haydi sizlerle birlikte şu Milan efsanelerine bir gidelim. Bakalım oyuncu özelliklerini göstermiştim. Hiç uzatmayacağım. Hangi özellikleri var, ne var onları zaten göstermiştik önceki videoda. Güncellemeyi incelediğimiz videoda diyelim. İlk topa gidiyoruz bakalım. Hayırlısı olsun. Yok yani öyle bir artistlik yapacaktım. İlk topta verdi falan diyecektim ama yok tabii ki. Bir siyah top. Bakıyoruz. Harry Kane yanılmıyorsam. Maalesef Harry Kane maalesef. Yani oyunda hiç sevmediğim forvetlerden biri. Artı. Koleksiyoncu kutusundaki en iyi oyunculardan biriydi. Maalesef ilk başta verdiği oyuncunun bu olması bana göre ihtimalleri zayıflattı, düşürdü, yerin dibine soktu diye tahmin ediyorum. Dikkat ettiyseniz 3 tane ikonik starın tam ortasında böyle siyah toplar arasındaki en iyisi. Dolayısıyla maalesef büyük ihtimal bizim şansımızı yerle bir etmiş bir top açılımı oldu bu. İkinci top için evet diyoruz. Ve ilerliyoruz bakalım. Haydi Konami, haydi Konami, haydi Konami diye çok gıcık oluyorum söylemeye ama. Evet, ikinci topta da bir efsane bulamadık. Yine İngiltere'ye gidiyoruz. Bir gri top, gri topları uzatmadan geçeceğim. Videolar çok uzun oluyor. Bir sağ bek Dalot. Devam edelim hemen hızlı bir şekilde. Üçüncü top. Michael parasıyla öde. Evet diyoruz. Bunları harcamak çok zoruma gitmiyor açıkçası çünkü ücretsiz geldi. Ücret vermek durumunda kaldığımız andan itibaren her top açılımında üzülmeye başlayacağız. İtalya Ligi'ne gidiyoruz. Bir siyah top daha. Maalesef bir siyah top daha diyeyim. Daha doğru olur. Napoli'den. Kim bu? Insigne. Oyunun başında olmuş olsa şu an sevinçten havalara uçuyordum. İlk günler falan olsa ancak. Onun haricinde hiçbir iş yapmayacak oyuncu. Maalesef 3'te 2 siyah topla devam ediyoruz. Yani bizim o ihtimalleri yerle bir ettiğini hala düşünüyorum. Bunların yanında bir de hemen kısa süre içerisinde bir efsane verirse çok şaşırırım. Evet, gene bir efsane yok. Orası neresi ya? Hollanda mı? Ne bu PSV'den? Malen. 4 topta 2 gri 2 siyahı bulduk. Siyahlar kötü oyuncular değil. Yanlış anlaşılmak istemem. Yeni başlayan kişi için tabii ki çok çok iyi oyuncular ama artık bize hitap etmiyor. Dediğim gibi artı efsanenin de Maldini'si ve Baresi'si haricinde bir iş yapmayacak benim için. Ve bir gri top daha. James Sabek gene. Chelsea'den. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Seri bir şekilde top açmaya başladık. Top açılımına girmeden önce Facebook'tan biri yazdı. 15 top açtım bir tane vermedi diye. Büyük ihtimal dedim ben de aynı akıbetle karşılaşacağım. Öyle de gidiyoruz bakalım. Evet, bir gri top daha, hemen geçiyorum. Beltran. Devam ediyorum gene. 3 top kaldı burada. Mecburen coin almak durumunda kalacağız. 3 top içerisinde bir tane stoper efsane vermezse verdiği anda bırakırım arkadaşlar. Videoyu da uzatmam, lafı da uzatmam. Ve maalesef gene Hollanda Ligi'ne gidiyoruz. Herhalde siyah top bile yok burada. Sol bek Bozcakli diye bir çakal geldi. Devam ediyoruz gene. Son 2 top.
Dolayısıyla 8. toptayız. 8. top açılımı hala bir efsane gelme ekranını göremedik. Ve 8. topta da göremiyoruz. Fransa Ligi'ne gidiyoruz. Bir sarı top kaleci Lafont. Bu adamın hormonlusu gerçekten iyi bir oyunda. Ama sarı top 49 seviyeye çıkartmakla da artık bu saatten sonra kaleci için uğraşmayalım. O yüzden Lafont da bize hitap etmeyen bir oyuncu. İlk defa geldi bu sene. İlginç bir şekilde. Sevdiğim bir oyuncu. Özellikle ana ligde. Evet, biz burada konuşurken Konami bize efsane olmayan oyuncuları dayamaya devam ediyor. Bir sarı top bakıyoruz. Tielemans, bir göbek oyuncusu geldi ve artık ücretsiz verilen coins'leri bitirmiş olduk. Mecburen nereye gidiyoruz? MyClub mağazasına gidiyoruz. MyClub mağazasında 1050 mi, 2150 mi? Çok kararsızım. Ben ilk etapta 1050 açıp sizlerle birlikte 1050'yi bitireceğim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet, 44 liralık 1050 coins'i aldık. Toplam 11 top daha açacağız. Sizlerle birlikte videonun sonuna geleceğim. Dediğim gibi uzatmamak adına, hızlı seri bir top açılımı olması adına hızlı ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Coins'i satın aldık ve 11 top daha açacağız. Bu 10. topumuz. Efsanenin gelmediğini gördüğümde basacağım artık. Eduardo. Eduard. Ya da. Devam ediyorum. Son 10 top. Farklı zamanlarda top açsam da kaydını alıp daha sonra paylaşacağım. Onu da söyleyeyim. Küçük kayıtlar alabilirim. Stoper. Devam ediyoruz. Artık kaçıncı top olduğunu da unutmaya başladım yavaştan. 12. top yanılmıyorsam. Bir tane efsane yok henüz derken bir şeyler geliyor. Bir şeyler geliyor. Lütfen Inzaghi olmasın. Çünkü var. Lütfen. Onun haricinde hepsi kabul tabii ki. İki tane kalıyor seçenek. Ya Konami, sen nasıl bir şirketsin? İki duyguyu aynı anda bana nasıl yaşatıyorsun ya? Ya gerçekten aklım şaşırıyor yani. Almıyor, aklım almıyor. Bu nasıl bir iş ya? İki duyguyu aynı anda nasıl yaşatıyorsun? Şok. Şok. I am shocked. Yani elimde Inzaghi var, istemiyorum derken bir sonraki topta hemen Maldini'yi vermen. Küfür edecekken o küfrü geri çektirmem bana. Devam ediyorum top açmaya. Bu gazla üçüncü bir de arka arkaya verir mi? İmkansız görünüyor ama tabii ki yani. Evet, Odegaard. Yani amacımıza ulaştık arkadaşlarım. Ama madem coinslerimizi aldık, belki Baresi gelir diye bir umutla veya Maldini ikinci defa gelir birbirine basarız umuduyla. Devam edelim isterseniz. Ama şartları da çok zorlamak istemiyorum. Onu da söyleyeyim. Toplam 15 topta bırakalım bence. Yani 9 top orada açtık. 6 top burada açtık. 15 top oldu. 15'te 2 efsane bence iyi bir rakam. 2 farklı efsane. Hadi Inzaghi vardı. Ama ona rağmen farklı efsane Maldini'ye kıyasla. Devam etme ile etmem arasında çok kararsızım. Bu bir uyarı olabilir bana. Kameranın şarjı azalıyor. O yüzden ben top açmaya devam etmeyeceğim. Haftaya ne geleceği belli değil. Belki çok daha iyi bir kampanyada bunun üzerine bir 89 liralık coins ile devam edebiliriz. Ben burada bitireyim. Kendinize iyi bakın.
Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Maldini'yi bakalım fulleyebilecek miyiz? Bu arada son olarak seri bir şekilde videonun sonunda katıl butonuyla desteklerinizi gene beklediğimi söylemek istiyorum. Maldini'yi bakalım ne yapacağız? 91'lik Maldini'yi bakalım fulleyebilecek miyiz? Çok zor ama stoperleri biriktirmiştim. Bugünler için harcamıştım. Harcarım diye biriktirmiştim diyeyim. 4000'likle birlikte bastık bakalım kaç olacak. 43.000 verdi. Herhalde yetmeyecektir. Ama bayağı bir ilerledi. 16-17 seviye oldu. İyi, 94'lük bir stoper. Gayet iyi. Özellikleri zaten güzel. Hayırlı olsun. 7 seviye kolay bir şekilde fullenecek. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi Klasizm kanalına abone olup destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.